Mutlu günler. Eğitim Merkezi'ne hoş geldiniz efendim. Değerli izleyicilerim, dün ek yerleştirmelerin başvuruları için 6 Ekim ile 11 Ekim arası dedik ve daha sonra da dünden itibaren ek yerleştirme ilgili programlarımızı yapıyoruz deyip başladık. Ancak program bittiği andan itibaren telefonlarımız durmadı. Ek yerleştirme kılavuzlarını nereden alacağız? Adresimize mi gelecek? Ne olacak diye sorular var. Biz de hemen ÖSYM yetkililerine bunu ilettik. Aldığımız bilgi şu, önümüzdeki günlerde basın yoluyla 2010 ek yerleştirme ya da ek kontenjanlar kılavuzunun ÖSYM merkezlerinden hangi tarihte alınacağı söylenecek. Daha sonra siz 6 Ekim'den 11 Ekim gününe kadar oturacaksınız, tercihlerinizi yapacaksınız ve daha sonra da bu tercihleriniz ÖSYM tarafından değerlendirilecek. Kısmet olursa 18, 19, 20 Ekim günleri de kazananlar üniversitenin kayıtlarını yaptıracaklar. Efendim bugün konumuz yine Ankara'dan, dün olduğu gibi. Evet, Ankara'dan Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Halil İbrahim Ülker. Sayın Ülker hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Efendim dün Atılım Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi Dekanı konuğumuzdu. Profesör Doktor Sayın Oya Batum Menteşe Hanımefendi. Onunla yaptığımız sohbetten sonra birçok adaydan telefon aldık ve size şunu söylediler. Atılım Üniversitesi'nin öğretim üyeleri ki daha önceki programlarda da izlemiştik. Hakikaten çok ciddi, ilkeli ve güvenilir insanlar. Ancak hocam dediler, büyük bir ihtimal Ankara dışından bizi aradılar. Ankara'da üniversite okumanın artıları nedir? Yurtlar var mıdır? Biz nerelerde kalırız? İşte bu soruların tek tek hepsinin cevaplarını Sayın Ülker'den almaya çalışacağız. Efendim dün hakikaten güzel bir program yaptık ve sonraki telefonlarda üniversitenize bakış açısının ne kadar artı olduğunu gösterdi. Yavaş yavaş yola çıkalım. Şimdi önce biz bir kere size çok kısa da olsa bir tanıyalım. Sayın Ülker kimdir? Atılım Üniversitesi'nde ne yapar? Bize kısaca özetler misiniz? Teşekkür ederim. Ben Ankaralıyım. Bütün eğitim, öğretim yıllarım Ankara'da geçti. Öğrenci evet. olarak da, bürokrat olarak da, daha sonra üniversite öğretim üyesi olarak da. Her kademede eğitimi çok yakından tanıyorum. Çalıştım. Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Devlet Planlama Teşkilatı'nda ve üniversitelerde. Devlet üniversitelerinde deneyimlerim oldu. Atılım Üniversitesi'nde 7 yıldır görev yapıyorum. Evet. Siyaset Bilimi Kamu Yönetim Profesörü olarak Atılım Üniversitesi'ne gelmiştim. Son 5 yıldır da oranın İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nı yapıyorum. Peki şimdi biz İşletme Fakültesi'ne geleceğiz. Burada ne oldu, neler var, grupları filan size soracağım ama çok kısa da olsa dün Sayın Hocam'dan da rica etmiştik. Atılım'ın gelişimiyle ilgili bize birkaç şey söyler misiniz? Tabii. Türkiye'de vakıf üniversitelerinin tarihi ve geçmişi çok eski değil. Evet. Buna rağmen Atılım Üniversitesi eski sayılabilecek vakıf üniversitelerden bir tanesi. 1996 kuruluş yılımız. Evet. Tabii ki açıldığı yıllarda birkaç fakülteyle işe başlamış. Fen Edebiyat ve İşletme Fakültesi ile başlayan üniversitemiz. Şimdi hem fakülte hem lisansüstü master ve doktora programları hem de artan bölümleriyle daha kurumlaşmış bir üniversite evet. olarak devam ediyor. Evet. Tabi burada mühendislik fakültesi de bir altını çizmekte yarar var. Oldukça önemli değil mi Atılım mühendislik için? Mühendislik ve işletme fakültesi amiral gemisi. Amiral gemisi derler evet. Atılım için. Evet. En şeydir sayısı fazla olan iki evet. üniversite. O zaman biz Atılım'ın amiral gemilerine bitten sonra işletme fakültesi içine yavaş yavaş girelim. Bakın nedir? Bölümleriniz nelerdir? İktisadi İdari Bilimler programlarının hemen tamamı var bizde. Şöyle sırasıyla söyleyeyim ben. Yabancı dil eğitimi esas almak olmakla beraber üniversitemizde gelen taleplerle işletme ve iktisat programlarında Türkçe paralel evet. programlarda başlattık. Bunun dışında uluslararası ilişkiler, turizm, halkla ilişkiler, reklamcılık, kamu yönetimi, siyaset bilimi bölümlerimiz var. Evet. Bir de son dönemde çok önem kazanan lojistik ve uluslararası ticaret bölümü üniversitede açıldı 3. yılıdır. Dolayısıyla iktisadi idari bilimler programlarının hemen tamamı bizde de mevcut. Peki. Hocam burada hemen şuraya girmekte yarar var. Şimdi biraz önce dediniz ki gelecek olan yani önemli olan meslekler lojistik diye girer. Evet. Bununla birlikte bölümleriniz hakkında bir bilgi verir misiniz? Tabii. Şimdi klasik anlamda üniversiteyle ilgili de döner lütfen. Belki bazı şeyler konuşuruz. Lütfen ne istiyorsanız. Yani üniversite 3. kuşak üniversite dediğimiz bir noktaya geldi. Yani tarihe bakarsak
önce elitist yetiştirmek, tamam. Daha sonra işte daha çok üst yönetici yetiştirmek gibi fonksiyonlarından bugün küresel rekabette daha evet. çok pazar ekonomisi bazlı bir açık sistem haline dönüştü üniversiteler. Dolayısıyla yetiştirdiğiniz öğrencinin prototipi dünya rekabetini, küresel rekabete dayanabilecek bir formasyon evet. talep ediyor. Klasik bir takım istihdam alanları yanında, mesela bizim iktisadi idari bilimler programlarından ne çıkar? Kaymakam çıkar, müfettiş çıkar, evet. uzman çıkar kabuya, idari hakim çıkar, ama biz onların dışında da bu üçüncü kuşak üniversite, Bologna süreci, işte evet. Diploma ekleri, çift dal, interdisiplin evet. anlayış çerçevesinde her bölümün programını, öğretim elemanlarını, eğitim etkinliklerini, eğitim teknolojisini yeniden gözden geçiriyoruz. Şu nedenle eğitim bileşenlerini eğer bir şekilde güncelleştirmezseniz gerçekten rekabete dayanamıyor. Dayanamazsınız olarak. Tabii. Şimdi izin verirseniz biraz genişten alayım. Lütfen, lütfen. Biliyorsunuz bir korteks, bir de limbik sistem var beyinde. Evet. IQ ve EQ evet. diye ayırırsak biz bir defa EQ eğitimine de önem veriyoruz. Tamam. Yani özgüven, kendi yaşamında aktör olma, başladığı bir projeyi bitirebilme, kamusal sorumluluk, takım oyunu oynama gibi. O doğru ama o da olması gerekiyor. Yani, bilginin ötesinde, nitekim Bologna sürecinde de aynı şeyler vurgulanıyor. Evet. Biliyorsunuz AET diye başladı Avrupa Ekonomik Birliği, sonra AB oldu, Avrupa Siyasi Birliği. Bir eğitim birliği ve yetiştirilen insanların da benzeşimini evet. esas alan bir Bologna süreci başlatıldı yükseköğretimde. 2015'e kadar uzatıldı değil mi hocam? Evet. Biz bütün programlarımızla Bologna sürecine uygun hale getirdik. Hepsini yeniledik. Orada vurgu şu, %30 veya %35 alan uzmanlığı bilgisi. Tamam. Ama geriye kalan %60-65 beceriler, iletişim, insan Doğru. ilişkileri. Sosyal yaşam yani. Evet. Takım ruhu, Tabii. sorgulama, durumu Hı-hı. veri olarak Hı-hı. kabul etmeme gibi bir takım beceriler. O nedenle biz EQ eğitimine çok önem veriyoruz. O farklılığı veriyorsunuz bir evet, kere öğrenci. Evet, kesinlikle. Hı-hı. Tabii bunun yolu öğrenci odaklı ve tematik eğitimden Doğru. geçiyor. Evvelce biliyorsunuz her eğitim uygulamasının arkasında bir psikoloji teorisi vardır. Doğru. Yani vaktiyken ne vardı? Öğretmen ve bilgi odaklı bir Hı-hı. eğitim anlayışı vardı. Behaviorist ekolü esas evet. alan. Şimdi reconstruction dediğimiz öğrenci odaklı. Ve daha çok araştırma, Tabii. tematik eğitim dediğimiz bir uygulama esas. Bütün bunları öncelikle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Evet, hocam bu sistemin doğruluğu kabul edildiği için şimdi ilkokulla ilk öğretime dahi bunu getirdi. Evet. Öğrenci odaklı. Eğitim Bakanlığı çalışmaları Tabii. var. Bizim avantajımız bir defa küçük sınıflar. Yani 2023 eğitim vizyonunda ve devlet planlamanın hedeflerinde öngörülen Hı-hı. öğretmen-öğrenci oranının bile daha Anladım. İyisini gerçekleştirdik. Doğru. 1/12 bizde öğretmen-öğrenci oranı. Demokratik bir eğitim var. Demokratiklikten ne kastediyoruz? Bir defa derslerimiz seçmeli. Yani ağırlıklı olarak öğrenci yeni iş bir alanda kendi ilgi ve yeteneklerine göre ders seçebiliyor. Çift dal ve yan dal bunları yapabiliyor. Bireysel hızına göre eğer başarılıysa üst sınıflardan ders alıyor. Erken bitiriyor. Evet. Biraz daha temposu düşükse hatta bir de yaz dönemini kullanırsa. Evet. Yaz okuluyla beraber. Geniş bir katılım var. Öğrencinin kendi hakkında alınan kararlara katılım hakkı var. Kulüpler ve benzeri bir takım şeylerle, enstrümanlarla, birimlerle öğrencilerimize katılım hakkı veriyoruz. Erasmus, Mundus gibi Hocam şu Mundus'u söyleyin. Şimdi bazen şey yapıyor. Ya, bak efendim, Erasmus'u artık hepiniz biliyorsunuz. Avrupa'daki üniversite içerisinde değişim. Ancak şimdi Mundus var. Bakın hocam söyleyecek. Mundus ise bu defa Asya'ya doğru gidiyoruz. Evet. Asya ülkeleriyle yapılan bir takım anlaşmalarla hem öğrenci değişimi hem staj imkanları. Tabii şimdi küresel dünyada tek odaklı bir yapıdan, özellikle ekonomide, Asya'ya doğru tabii. sarkan, oraya doğru dönen bir şey var. Çin, Japonya. Ağırlık var, evet. Ağırlıklı Çin, Hindistan. Hindistan. O nedenle birkaç hocamızı gönderdik ve kapsamlı anlaşmalar yaptık.
Şu anda da Mundus kapsamında bir takım öğrencileri biz kabul ettik. 35 ülke kadar bir şey. Evet, bağlantılarımız var. Biz de gönderdik. Daha da gelişeceğini ümit ediyoruz. Tabii bu küresel rekabet ve çok odaklılık çerçevesinde mümkün olduğu kadar, mesela İngilizce artık birinci dil gibi oldu. Evet. Ortak, enternasyonel dil. Evet. Halbuki bir Çince, Japonca, Rusça tabii gibi ikinci, üçüncü seçmeli dillerle doğuya açılmak da mümkün olacak. O anlamda da Mundus önemli bir açılım sağlayacak. Peki hocam, hemen ben gençlerin başta sorusu, siz yine devam edin orada. Tabii. Ankara'da okumanın avantajları ne? Bir de şunu soruyor gençler. Öncelikle aileler de soruyor. Bunu dün Sayın Menteşe de sordum. Evet. Güvenlik nedir? Sağlık var mı? Kampüs nasıl? Çocuk Ankara dışından gelince yurt bulabilecek mi? Ya bunlar, bu konulara değinirseniz sevinirim hocam. Tabii. Şimdi Ankara biliyorsunuz bir bürokrat kenti. Başkent. Genel olarak güvenli, yaşanması kolay, derli toplu bir kent. Yani en fazla iki vasıtayla yaşadığınız ev olarak bir disiplinli bir şehir. Evet, kentten okula gidebilirsiniz. Kaldı ki okulun özel taşıma imkanları var. Siz zaten yapıyormuşsunuz onu, kampüsten yapıyoruz şehre. Evet, evet, imkanlarımız var. Bu bağlamda güvenlikle ilgili bir sorun bugüne kadar yaşamadık. Evet. 7 yıldır ben üniversitede görevliyim, yönetici olarak da görevliyim ayrıca. Anlaşmalı olduğumuz yurtlar var. Hem kızlar için hem erkekler için. Yaygın bir danışmanlık sistemimiz var. Bu sadece akademik danışmanlık yapmaz, bu danışmanlık sistemi. Yani çocukların psikolojik sorunlarından ders seçimlerine, o çok önemli, mesleki hazırlıklarına kadar. Labirenti çözerek yapıyorsunuz. Evet. Yani arada bir ben şahsen velileri toplar, akşam çaylarında sohbet ederim. Karne gönderirim. Yani devamsızlıkla ya da işte başarıyla ilgili velileri de haberdar etme. Bu çok önemli hocam. Önemli. Çok önemli. Şimdi Taşra'dan büyük kente gelen öğrencinin bir kültürel şok yaşaması mümkün. Bu nedenle çok iyi yakalamışsınız. Kültürel bölünme diyoruz ya da bölüntülü sosyalizasyon diyoruz. Yurt dışına gidenlerde de bu yaşanır. Ankara'da o kadar büyük bir fark yok. Orta Anadolu nihayet. Ve tabiri caizse kampüs üniversitesi olduğumuz için üniversite kampüs içerisinde öğrenciyi tutma şansımız çok fazla. Doğru. Yani yüzme havuzları, spor imkanları. Şehri kampüse taşımışsınız. Büyük oranda, büyük oranda. Yani öğrenci eğer isterse kulüplerle, bir takım bahsedeceğimiz işte en başarılı 50 öğrenci proje makale yarışmaları gibi, öğrencinin kütüphanede, efendim yüzme havuzunda, kulüpler içerisinde işte bir takım sosyal aktivitelerde bulunması bağlamında onu şeyde oyalıyoruz. Yani boş zaman ve öğrenciyi tahrik edecek hani böyle anormal eğlence ortamı ya da böyle kontrol edilmeyecek bir ortam yok, sosyal ortam yok. Şimdi ben izin verirseniz tekrar döneyim. Bölümler bağlamında neler yapıyoruz? Yani o genel eğitim anlayışı dışında güncel işe vuruk bir takım programlar, ama mesela turizm bölümünde ne yapıyoruz? Birçok veli şöyle düşünüyor. Ya benim çocuğum işte garsonluk mu yapacak? Değil. Ha, bizde öyle bir rahatsızlık var. Yani böyle bir rahatsızlık var. O nedenle talep az. Ama mesela turizm bölümünden mezun olup işsiz kalan bir tek mezunumuz yok. Olmaz çünkü bacasız fabrika. %92 genel anlamda tabii istihdam başarımız tabii, bizim mezunlarda. Fakat turizmde şöyle bir şey var. Türkiye'de çok büyük yatırımlar yapıldı. Orada üst yönetimi hazırlıyoruz biz. Turizm bölümünde ne yaptık? Bir defa programımızı yeniledik. Temelden ikiye ayırdık. Bir tanesi otel işletmeciliği. Evet. Doğrudan bir otel nasıl yönetilir onu öğretiyoruz. İkincisi de yiyecek içecek yönetimi. O çok önemli. 4 yıl. Doğru. Dolayısıyla tamamen uzmanlık alanı içerisinde yetişme imkanımız var. İmkanını verdik öğrencilerimize. Opera programı diye bir ön büro hizmetleri var. Simülasyon çalışmalarını yapacak. Bunun dışında haftada bir üniversitede çıkan yemeği bölüm hazırlar hocalarıyla beraber. Haftada bir gün çok değişik yemekler. O gün özellikle kafeteryalarımız dolar taşar. Çünkü bizzat hocalar ahçı kıyafetiyle gömlekleri giyip ahçıya soyunuyorlar. Öğrencilerle beraber. Bu arada çocukların uygulamaları ve stajları meşhur otellerde oluyor. Yani Ankara'nın büyük otellerinde. İsim verelim, reklam olmaz. Buna işsiz kalmaz. Çünkü staj yaptıklarına göre mezun olunca makaklı iş yerlerine iş buluyor. Bu arada işte mesela Sheraton Oteli'nin baş aşçısı gelir bize yemek dersi verir. Yani uygulamada profesyoneller geliyor. Profesyoneller de programımızın içinde
eğitimci olarak yer alırlar. Halkla ilişkilerden bahsedeyim. Tamamen öğrencilerin yaptığı... Bu da yeniden düzenlendi ama, değil mi? Halkla ilişkilerin eğitimi şeyi. Bir defa halkla ilişkilerinde bir tanıtım, haber alma, verme, reklam, propaganda, söz yazarlığı gibi şeyler, dersler eklendikten sonra orijinallik anlamında tamamen öğrencilerin yaptığı bir e-dergimiz var. Ve atalım edu.tr diye. Bunu öğrenciler çıkartıyoruz. Kendiler çıkarıyor. Herkes açık. İkincisi de bir haber gazetemiz var. Yine öğrenciler. Atölyemiz, fotoğrafhanemiz, basımhanemiz var. İşbirliği yaptığımız dışarıdan bir takım matbaalar var. Öğrenciler bunları kendiler çıkartıyorlar. Bayağı güncel haberler, yorumlar, mülakatlar falan. Hocam, buyurun. Bölümün sonuna geliriz ama bir cümlede olsa size rica edeceğim. Ek yerleştirmede öğrencilere ders telafisi olacak mı? Şimdi onunla ilgili herhangi bir endişe duymalarına gerek yok. Sanırım bir ay kadar geç kalacaklar. Bir şekilde biz onu telafi ederiz. Yani hocalar da farkında. Bir özet verme, onlara ayrı bir iki hafta. Özel bir çalışma olacak diyorsunuz. Yani katiyen endişe duyacak bir şey yok. Lojistik bölümü Türkiye'nin yeni Hocam, programlarından. Hocam bölümü bitiriyoruz. Çünkü bölüm bitiyor. İsterseniz o bölümü bir başka zaman tekrar konuşuruz. Peki. Teşekkür ederim. Efendim birinci bölümün sonuna geldik. Ancak şunu unutmamızı rica ediyorum. Atılım Üniversitesi'nde bugünden itibaren 11 Ekim gününe kadar ek yerleştirme ilgili tanıtımlar devam ediyor. Her an oradan bilgi alabilirsiniz. Programa katılan sayın konuğuma çok teşekkür ediyorum. Az sonra yeni konuğumla birlikte olacağız.